Sevgili dostlarımız, İslam tarihiyle dersimiz devam ederken efendim Avrupa tarihine de göz atarak devam ediyoruz. İlk önce Fransızlar da yapılmasında çekinmişlerdi. Voltaire gibi bazı yazarlar bunun yapılmasına uygun bulup tecrübesi yapılarak iyiliği görülerek 1172 senesinde Fransız mekteplerinde de onaylanarak herkese yapmaya başlamışlardır. Buna telkih-i cedili denilip şimdi her tarafta kullanılmakta olan telkih-i bakari İngiltere tabiplerinden Jenner adlı tabibin buluşudur ki 1190 Hicri tarihinde devleti tarafından bazı köylerin halkını aşılamaya memur olup sağmalcılıkla geçinen bir takım köylülere aşıdan söz açmak isteyince bu halk çiçek hastalığı nasıl şeydir demeleriyle tabip de bunlara çiçeği tarif etmeye başladığı sırada işlerinden bazıları bunun dediği bizim ineklerin memesinde ortaya çıkıp da çobanların parmaklarına geçerek çıkan çobanlar olmasın demişler. Bu söz doktorun dikkatini çekince işin araştırmasına girişmiş, bakınca görmüş ki halkın parmaklarında birer çiçek lekesi var. Meğer ineklerin memesinde zuhur eden çiçek kabarcıkları sağılırken sürtüşmeden deşilip sütleri sağan kimselerin parmaklarındaki çizgilerine veya bir suretle derisi sıyrılmış yerine isabetle etkisini gösterip bir nevi çıban çıkarmış. Sonra doktor genel tecrübeyle görmüş ki onlara aşı da tesir etmiyor. Bunun üzerine 20 seneyi aşan tecrübelerle uğraşarak inek aşısını ortaya çıkarıp 1213 senesinde de buna dair bir risale yazmış ve sonra Londra'ya gelip tecrübeler göstererek inek aşısını meydana koymuş olduğundan İngiltere tarafından pek çok hediyeler verilmiş ve risalesi her lisana tercüme olunarak inek aşısı yaygın hale gelince encümenler tarafından da kendisine nişanlar verilmiştir. Fen erbabının araştırma ve anlattıklarına göre çiçek hastalığı insanların 6'da birini öldürdüğünden aşının bulunması pek hayırlı bir iş olmuştur. Ancak telkih-i cedride %1 telafet olduğundan bütün hatırdan uzak tutmamalı. Telkih-i bakaride asla tehlike olayı olmayınca telkih-i bakari top buluşunun en faydalısı olan maddedir. Ortaya çıkışı başlangıcında telkih-i cedri kar yoluyla yapan ve onunla geçinenlerden bazı tabipler telkih-i bakariyi ret ve inkara kalkışmış ise de adı geçen aşı her tarafta yayılarak o gibi inkar edenlerin sözleri de etki yapamamıştır. Kısaca aşı ilk önce Osmanlı Devleti'nde bilinen bir nevi adi ameliyat gibi bir şeyken Avrupa'da tababete katılarak değer kazanmıştır. Ama ilk önce kim bulmuş ve nasıl bulmuş buna dair doğru bilgiler
bulunamamıştır. Bazıları bunu ilk önce Araplar bulmuş diye söylerse de bu söylenti ispat edilmemiştir. Bazıları da ilk önce Anadolu yörükleri çıkarmıştır der. Onlardan biri İstanbul'a geldiğinde çiçek salgınına rastlar. Bu hastalığın bizde zararı olmaz. Zira biz ineklerimizin memelerinden sıra sirayetle çobanların parmaklarında çıkan çiçekten aşı alıp her sene çocukları aşılarız. Onun üzerine bir daha çıkarmazlar deyince bazı kimselerin denemeye kalkışmış olduklarını duyan Madame Montagu de İngiltere yazmıştır diye rivayet ederler. Lakin inek aşısı yazıldığı gibi 1210 tarihinden sonra yaygın hale gelip ondan önce lakırtısı yoktu. Bazıları da aşının Çerkez babası Abaz'a Gürcü milletinden birinde çıktığını söyler. Fakat bunlardan hangisinin bulduğu belli değildir. Çünkü bu kabilelerle köle ve cariye alışverişi yapılırdı. Çiçekse insanın yüzünde güzelliği bozar, ticaret aksardı. Buna çare arayıp bulmaya mecbur olmalarıyla araştırarak aşıyı bulmuşlardır diye söylerler. Lakin bunlarda hala böyle aşı diye bir şey yok. Halbuki böyle bir düşünme esasına dayanan bir araştırma ile bulduğu aşıyı kısa zamanda terk edip bütün unutması uzak bir ihtimaldir. Onların gerek o zamanki gerek bugünkü hallerine göre bu makule sanayi için zihin yoranları pek de memul olmadığından bu rivayete doğru denemez. Kaldı ki bu mevzuda bize vesika olacak şey ancak Lady Montagu'nun Londra'da yazdığı mektuptur. Lady Montagu ise bu mektubu 1717 miladi senesi Nisan bir tarihiyle Edirne'de yazmış olduğu yazıdan anlaşıldığına göre aşının Edirne'de kullanıldığına hüküm olunur. Aşı tababete geçip de Avrupa'nın Osmanlı Devleti'ne gelmeden Edirne'de bu hususun mevcut olduğu bazı ihtiyarlardan duyulmuştur. Fakat bulanın zamanı nasıl yapıldığı bilinmiyor. İşbat ve izahı için Lady Montagu'nun adı geçen mektubunun tercümesi cildin sonunda 7 rakamıyla gösterilmiştir. Gariptir ki işte bu aşı yukarıda anlatıldığı gibi Edirne'den Avrupa'ya gittiği zaman papazların şiddetli karşı koymalarına uğrayıp geç haliyle kabul olunarak tamamlandıktan sonra dönüp tıp adamları eliyle İstanbul'a geldiği zaman da mutaassıp grubu tarafından pek çok itirazlara uğramıştır. Lakin Sultan Mahmud Han'ın iradesiyle aşı yapılmaya başlanmıştır. Halep Kürdistan ve Loristan tarafında genellikle herkes de çıkıp bir sene zarfında geçen maruf çıbana İran'da salik ve Türkçe hurma çıbanı denilir. Çıbanın aşısına da teşebbüs olunmuşsa da aşısı ile çıkanın gerek müddetçe gerek şiddet ve hafifliği tabi olandan farkı görülmeyince terk edilmiştir. Gerçi mezkur çıkan ekseriye yüzde
çıkıp leke bıraktığından aşı sanatıyla görünmeyecek, yerinden alınıp yüzde faydalanmak lazım gelirse de tecrübe olunup olunmadığı bizce bilinmiyor. Biz yine sadede gelelim. Yukarıda anlatıldığı üzere 7 yıl seferinde Fransa devleti zayıf düşerek işte acıları büyük, dışta nüfus kırılmış bir halde bulunup Rusya ve Prusya devletleri Fransa'nın bu düşkünlüğünden istifade etmek üzere Katolik mezhebinde bulunan Leh devletinin topraklarında bulunan Ortodoks ve Protestan mezhebindeki Hristiyanlara mezhepçe hukuk müsavati ve serbestisi verilmek bahanesiyle Leh devletinin işlerine karıştı. Bu davranış Fransa'nın pek gücüne gitmişse de bir taraftan Lehlileri ve diğer taraftan Osmanlı Devleti'ni Rusya aleyhine yürütmek istemişti. Bundan başka ise yazar bir davranışta bulunamamıştır. Osmanlı Devleti o zaman askerini düzene koymaya muhtaç olup muharebe edecek halde değilken 4. ve 6. fasıllarda beyan olunduğu üzere 82 senesi uğursuz seferi açıldı. Lehliler savunmaya kalktılarsa da Avusturya devleti de iki devletle birleşerek Lehistan 3 devlet arasında birinci paylaşması yapıldı. İşte o sırada Fransa kralı 15. Louis vefat edip yerine torunu 16. Louis aşağıda açıklanacağı gibi babasının ve atalarının ettiğini çekmek üzere 20 yaşında Fransa tahtına geçti ve Almanya İmparatoriçesi Maria Theresa'nın bedbaht olan kızı Marie Antoinette ile evlenmiştir. Louis iyi niyetli bir adamdı ancak o asırda uygun düşmeyecek kadar katı din görüşüne kapılmış, ne cesareti ne de dirayeti zamanın işlerini halle yetebiliyordu. Bunun üzerine ceddinin zamanında çoğalmış olan dinsiz kimselerin nüfusu azaldığı gibi bir zamandan beri her din ve mezhep edep ve terbiye ile iyi ahlakın dışında yazılmış kitaplar da itibardan düşmüş, umumi düşünceler de başka şekle girmeye başlamıştır. Fazilet ve merhamet yoluna girilmiş vekillerini ekseriyen namuslu takımından seçerek güzel bir düzen kurmaya ve uygun tedbirler kullanarak ceddinin yaptığı kötülükleri Louis XIV'un yaptığı savaşlardan Fransa'ya değinen fena hallerin yeniden ele alınıp düzelmesine, ahalinin mutluluk içinde ilerlemesine çalıştığından başlangıçta hükümeti övünecek gibi idi. Yakınları ve kendisine sokulanlarca namuslu adamlar makbul olmadığından her gün güzel tedbirlere karşı koyanlar olurdu. Louis de lüzumlu düzen değişikliği için duraklardı. Her türlü uydurma sözlere kulak asardı. Başka vekilliğe getirdiği murba ihtiyar ve akılsız bir adamdı. Fransa'nın kötü gidişini görüp dururken yeni bir işe atılmanın uygun olacağını kavrayıp
anlayamadığından devletini dinlendirmekle bu gibi engellerin ortadan kalkacağı ümidinde olarak Louis bazı islahat yapılması söylenince görevinden ayrılmaya kalkar ileri gitmek şöyle dursun eskiye dönmeye çalışırdı. Yenilikler ve usul ile işlerin düzelmesine karşı koyan imtiyazlı kimselere yeniden gayret getirirdi. O zamanda böyle eski düşüncelerde ısrar eden bir şahsın başvekil olması büyük hata idi. Zira o vakit servet hep asilzadeler ile papaz sınıflarında idi. Toprakların üçte biri onların elindeyken bunlar devlet hazinesine güya hediye ve yardım suretiyle pek az şey verirler, sınırını aşan vergi ve tekalifi hep halkından olanlar verirdi. Yani halktan olanlar verirdi. Bundan başka halk papaz ve piskoposlara üşür verirler. Asilzadelerin de birçok angaryalarında çalışırdı. Kısacası halk çalışıp hem kendini hem devleti idare ediyor. Buna karşılık asilzadeler yorulmadan aldıkları geliri hep zevk ve safaya, sefahata harcamaktaydı. Papaz sınıfı da halkın sırtından geçinerek tembellik ile vakit geçirmekteydi. Kaldı ki dini hizmet yapan papazların görevleri adi işlerden olup kilise ve manastırlara bağlı olan gelirin çoğu paye ünvan sahibi olan piskoposlara gidiyordu. Devletin büyük geliri şirketlere lazım oldukça verildiğinden bazıları bu yoldan kolaylıkla zengin olup halk gittikçe fakirleşiyordu. Böylece yolsuz tahsil olunan büyük paradan devlet hiç fayda görmezdi. Parayı toplayanlar ve çekenleri çoğu nüfuzlu kimselerle ortak olup kimseden korkmadan nizamların dışında mallarını, paralarını toparlardı. Devlet de varidata sekte gelmemesi için mültezimlere pek fazla müsaade ederek cüzi mal kaçıranlar hakkında büyük cezalar verirlerdi. Bununla beraber her sanat ve ticaret inhisar altında olup mesela çok yerlerde zahire ticareti birkaç adama münhasır olduğu halde değirmenler ve değirmene zahire götüren hamallar da mahdut ve sayılı olarak artmıştı. Louis'nin maliye nazırı nasbeylediği Turgo, çalışkan, işini bilen, iktisat politikası ilmine aşina bir zat olup maliyece lazım gelen reformlara güzelce başlayarak birçok su istimalleri ortadan kaldırarak devletin masrafı gelirini aşarken vergi ve kefaleti artırmadan ve borçlanmaksızın yalnız aldığı güzel tedbirlerle muvazene açığını günden güne azaltmakla beraber hazine borcu da faizini yavaş yavaş ödüyordu. Ziraat, ticaret ve sanayinin artıp ilerlemesine engel olan inhisar usulünü kaldırmıştı. Tembel yeri haline alan manastırların çoğunu kapattırıp genel olarak marifin ilerlemesi için yeni mektepler yaptırmaya başlamıştı.
devletin idari işlerini düzeltip imtiyazları kaldırmış ve her madde hakkında yeni kanunlar yaparak gerekli tedbirlere başladı. Bunlar kral tarafından kabul edilerek bir azını yürürlüğe koymuşsa da yapılan teşebbüsler asılzadelerle papa sınıfının çıkarlarına dokunduğundan onların işlerine gelmemiş ve parlamentoda karşı koymuştu. İşlerin birçoğunu yürütemeyerek sonunda istifaya mecbur olmuştur. 16. Leyit tebaasını çok sevdiğinden Turgo ile onun reyine uygun olan Malherbe'in düşüncelerini beğenmiş ve onaylamışsa da uygulamada korku ve gevşeklik göstermesi ve büyük tedbirleri alamayıp küçük tedbirlerle yasak savmaya çalışarak yarayı kapatmak düşüncesinde bulununca Turgon'un ayrılmasıyla yapılan birçok işler hemen yürürlükten kaldırılmış, alınmış, bunca faydalı tedbirlerden sonuç alınamamıştır. İşin içine girince Louis'nin Fransa'nın gidişini iyice kavradığı anlaşılıyor. Şöyle ki Turgo ayrılırken ona hitap ederek sen benden bahtlısını ki memuriyetini terk edebiliyorsun demiş olduğu söylenir. Bu suretle mali işler yine eski haline dönüp az zamanda fenalaşınca Turgo'ya işten el çektirilmesinin hata ve gidilen yolun yanlış olduğu meydana çıkmakla mali işlerde bilgisiyle tanınan Necker'in Maliye Bakanlığı'na getirilmesi hususuna karar verildi. Ancak asilzade olmadığı gibi protestan olduğundan o zamanın gereği bakan unvanı verilemeyerek maliye müfettişi adıyla memur edilmişti. Necker aslında sarraf olup işini bilir ve bir zengin bir adam olarak sarraf ve tüccarlar içinde itibarı vardı. Fransa devletinin mali itibarını yenilemek için nasbı uygun olmuştu. Ancak Necker'in yalnız sarraflığı vardı. Bunun yanında ilgili mülki incelikleri bilmediği için kendi bildiğini yapan kimse olarak Turgon'un yaptığı işlerin tersine ve aykırı sarraflık yoluna giderek açığı iyi bir yolda kapamak kabilken hemen boşlanma sevdasında bulunurdu ve memuriyet müddeti olan 4 sene içinde boşlanma yolunu pek güzel kullanarak gerçekten devlet dolabını çevirmiştir. Lakin tedbirleri Ahmet'in efendim külahını Mehmet'e, Mehmet'in külahını Hasan'a giydirmek her gün ortaya çıkan müşkilleri bir yana itmek gibi geçici şeylerdi. Biz gelelim şimdi Rusya'nın genişleme ve ilerleme olayına. Ruslar aslında kuvvetli ve şöhretli bir devlet değilken, bugün dünyanın 1/9'unun elinde bulunduran büyük bir topluluktur. Bu büyük heykelin kurucusu adı geçen Büyük Petro'dur. Fakat Rusların kuvvetlenip de yavaş yavaş Osmanlı hududuna taarruz edecek kadar gelişmesi Kazan ve Ejderha eyaletlerin istila ile başlamıştır. Şöyle ki
Cengiz değil, Cengizlerin bir kolu Hazar denizini dolaşarak Kazan'da hükümet ettikleri sırada Rusları haraca bağlayıp iç işlerine bile karışırken Kırım Hanlığı küçük bir hükümetti. Sonraları Kazan hükümeti zayıflayıp alçalmaya yüz tutmuş ve hanlarının soydan kuşakları yok olunca Kırım'a tabi gibi hatta Kazan Hanlığı'na Kırım sultanlarından bir nas bile gönderilecek olsa kendileri arasında küçük düşerdi. Çünkü göz dikilen yer Kırım Hanlığı idi. Lakin Tatarlar içindeki bu karışıklıklardan Ruslar faydalanarak adım adım kuvvetlenerek Kanuni Sultan Süleyman'ın son günlerinde Kazan ve Ejderhan eyaletlerini de ele geçirip istila ettiler. Ondan sonra Kırım Hanları birkaç defa Moskova'ya kadar Rus topraklarını talan edip yıkmışlarsa da Kırım Hanlarının kuvveti çok miktarda Tatar süvarisinden ibaret olarak büyük kuvvetleri ile böyle bir tarafı vurup geçerlerdi. Ama vurup geçtikleri yerleri elde bulundurmak hali kendilerinden beklenmezdi. Fakat Ruslar da Tatarların bu taarruzlarından kurtulmak için Kırım Hanlarına senede haraç bedeli olmak üzere bir miktar vergi verirlerdi. Adı geçen Rusya'ya böylece ele geçirip topraklarını genişletmiş oldular. Gerçekte Kırım Hanlarının her sene vergi aldıkları bu eyaletleri tekrar geri almaya güçleri yetmezdi. Osmanlı Devleti'nin yardımıyla bunun yapılması mümkün iken, Cengiz soyundan gelenlerin karışıklık çıkarma ve fesat faaliyeti Kazan ve Kıpçak taraflarında onların kuvvetlenmesi Osmanlı Devleti'nin işine gelmiyordu. Osmanlı Devleti'nce onaylanmayan bu girişe göre bir idare yolu tutulmuş diğer devletlerle de bu eyaletlerin geri alınması işine girişilmemişti. Ruslar o vakit her şey yerine konulmayarak o yöne önem verilmiyordu. Böylece Nemçe tarafında yeni fetihlere düşünceler bağlanmıştı. Halbuki Macaristan, Hırvatistan fetihleriyle uğraşmaktan ise bu iki eyaleti ele geçirip elde etmek Osmanlı Devleti için daha faydalı olacak ve Yavuz Sultan Selim'in yukarıda anlatılan ve açıklanan isteklerine uygun olacaktı. Çünkü Kafkas Ejderhan ve Kazan ahalisini ele aldığı takdirde Türk soyunda yaklaşma birlik din ve mezhep beraberliği ile hilafetin hükmüne ve Osmanlı Devleti'ne katılmış olacaklardı. O zaman Kırım bile diğer eyaletler gibi Osmanlı Devleti şekline girerdi. Ejderhan ve Kazan eliyle büyük Tataristan tarafında Osmanlı Devleti'nin nüfuzu geçerli olurdu. Bu yönden o taraflarda kazanılan sermaye ile Macaristan gibi nice topraklar ele geçer ve korunurdu. Her ne hal ise böyle bir durum tartışmasından doğan hatadan Ruslar istifade ederek o büyük iki ecaleti ele geçirmiştir. Ejderhan eyaleti Hacı Turhan ülkesidir. Desti Kıpçak'tan ayrılmış
büyük bir sahadır. Hacı Turhan ileri gelen soylu kişilerin olup kurduğu mescidin yanında zaman ile dolaylarında biriken köylüler de binalar yapmışlar. Böylece Hacı Turhan kuryesi kurulmuştu. Üzerinden zaman geçince biriken köylüler toplanarak Karya büyük bir şehir olmuş, halk diliyle Ejderhan diye şöhret bulmuştur. Ejderhan eyaleti güneyde Dağistan'ın kuzey sınırı, kuzeyindeki Kızlar, Kabartaylar sınırına ulaştığından Ruslar bu eyaleti ele geçirmekle Kafkaslara taarruz edebilme imkanına sahip olmuşlardı. Fakat o zaman kendisi içinden karışık Rusların eski asker İsterliç ocağı efendim ara sıra karışıklık çıkarıp ihtilale kalktığından o yerlerde Ruslara uzun zaman bir şey yapamadılar. Sonra Petro ortaya çıkınca devletinin kuvvet ve kudretini genişleme emeline düştü. Rusya karışıklık içinde olduktan başka ticarette bağımsız genişleme sebepleri devletler arasında şöhrete erişmek ve nüfuzunu geçirmek için en büyük yardımcı olan deniz kuvvetleri olmadıkça emeline erişemeyeceğini yakından anlamışken sınır komşusu olan devletlerin topraklarına tecavüz ederek memleketini genişletmeyi kurmuş ve Rusya Avrupa usulü üzere ordu kurmak istediği sırada bir bölük eğitim görmüş asker tertip ederek kendisi de sıra eri gibi aralarına girmişti. Sonra bu bölüğü yavaş yavaş artırarak büyük bir tabur yapmıştı. Yukarıda anlatıldığı gibi Osmanlı Devleti ile Venedik, Nemçe ve Leh devletleri arasında senelerden beri süre gelen savaşları fırsat bilerek bu devletlerle anlaşarak Kırım'a yürüttüğü ordusu bozulmuşken 1108 senesinde yeni bir ordu göndererek kendisi taburu ile birlikte gitmiş ve Azak Kalesi'ni istila etmiştir. Gidişi ve dönüşü sırasında hem devlet işlerini yürütmüş hem de taburda hizmet görerek Moskova'ya varınca binbaşı rütbesini almıştır. İşte bu seferde eğitim görmüş askerin faydasını gözleriyle görerek çoğaltmaya çalışmış ve 12 bine çıkarmıştır. 1112 senesinde yapılan sulh antlaşması gereğince Osmanlı Devleti Azap Kalesi ile ona bağlı bütün eski ve yeni kastelleri ve Azap'tan kopan Koban yönüne doğru 10 salit toprak Rusya'ya bırakılmıştır. Petro bu suretle Azap Kalesi'ne sahip olarak Rusların deniz ticaretine açılan bir kapıyı ve bu ticaretle merkez olmak üzere Tığan Kalesi'ni yapmıştır. Sonra adını ve kıyafetini değiştirip Felemenk'e gidip sanayi
öğrenmek için bizzat marangozluk ve yevmiye ile amelelik ettikten sonra Londra'ya gidip oradaki sanayi ve imalata bakarak matematik fennini artırmaya ve memleketine dönünce İsterliç ocağını yok edip kaldırarak hükümeti tam bağımsız olarak ele alıp istediği gibi devlet işlerini nizama bağladığı sırada İsveç, Danimarka ve Leh devletleriyle anlaşıp birleşerek İsveç devletine harp ilan ederek ilk önceleri yenilgiye uğramışsa da nihayet Paltova olayında galip gelerek İsveç kralı Buğdan'a kaçmış ve sığınmıştı. Petro İsveçlilerin Baltık Denizi kıyılarındaki kale ve topraklarının çoğunu silah etmiştir. Dördüncü bölümde anlatıldığı gibi İsveç kralının Osmanlı Devleti'ni uyarması üzerine sefer açılmış ve yapılan Prut Savaşı'nda Petro büyük bir yenilgiye düşmüşken 1123 senesinde Baltacı Mehmet Paşa yaptığı su anlaşmasında Azat ve Tığın kalelerini Osmanlı Devleti'ne geri verip teslim edecek ve diğer koşulan şartları kabul ederek kendini kurtarmış ve Baltacı'nın affı ve emanı ve zaferi kazandığı zaman yazdığı buyuruldu ile memleketine dönebilmişken kıştan çıkan yılana Rabbim güneş göstermesin deyimince başı selamete erdiği gibi sözünden dönmüş. Azak ve Tığan kalelerinin geri verilip tesliminden vazgeçerek Azak denizinde gemi yapmaya başlamıştı. İsveç'ten aldığı arazinin imarına hala Rusya'nın başşehri olan Petersburg kurulmasında başlayarak öteden beri Rus kralları Çar adıyla anılırken Petro İmparator unvanını da diğer lakaplarına eklemiştir. Petro'nun tasavvurları pek geniş olup yerine getirilmesinde ömrünün yetmeyeceği açıkça görüldüğünde kendisinden sonra ilerisi için olan düşüncelerinin yapılması gerektiğini torunlarına bir vasiyetname yazarak 1138 yılında aldatıcı dünyasını bırakıp gitmiştir. Gerçekten Petro düşüncelerini herkesten gizledi. Ölümü de ani olmuştu. Böyle olunca kendi kalemi ile öyle bir talimname yazmaya vakti olmadığı bazı tarih yazarları tarafından iddia olunmuşsa da evvelce yazıp bırakmış olması muhtemel olduğu halde Petro'nun vasiyetnamesi adıyla epey zamandan beri meydana çıkıp yayılan yazılı kağıt o günden bugüne kadar Rus devletinin bütün resmi davranışlarında ve savaş harekatında bağlanarak güdüldüğü görülür. Bu vasiyetnamenin bir sureti cildin sonunda 8 sayı ile gösterilmiştir. Ne vakit Osmanlı Devleti Almanya ile savaşa girse Rusların yardımından istifadeye kalkışması politikası gereği olmakla birinci
Sultan Mahmut zamanında çıkan, açılan Nemçe seferinde de Ruslar imparatora yardım olsun diye Osmanlı Devleti'ne harp ilan edip 1152 senesinde yapılan anlaşma gereğince Azak Kalesi Ruslara bırakılıp vazgeçilmiştir. Rusya ise Azak Kalesi'ni alınca kendi için Karadeniz İnmek ve Koban Nehri boyunca hareketle Kafkas topraklarına taarruz etmek için açılmıştı. Osmanlı Devleti sınırlarını korumak için denizden yeni kaleyi karadan da Aco ve Temrek kalelerini inşa ve imar etmiştir. Çünkü Koban Nehri iki kol ayrılarak ve her kolu da kollara ayrılarak biri Kızıltaş limanına diğeri Azak denizine dökülerek oralarda meydana getirdiği Taman ve Metnat adalarında ve Koban boyunca Kırım'la bağlı taraflara Ruslara karşı olan bir cins Kazaklar otururdu. Taman adasına Adai Şahi de denilirdi. Doğuda nihayette Temrek Kalesi bulunup vaktiyle gerek Kızıltaş Kalesi ve gerek bu Temrek Kalesi Çerkez tabi kabileleri ve Abaza eşkıyasının kötülük yapmalarına karşı koymak için yapılmışsa da anlatıldığı gibi Ruslar Azak Kalesi'nin ele geçirince Temrek Kalesi ona karşı olarak geçilmez bir engel diye kullanıldıktan başka Taman'ın öte tarafında Koba'nın Azak Denizi'ne döküldüğü yerdeki Metna Adası'nda da Osmanlı Devleti tarafından Ruslara karşı Aco Kalesi yapılmıştı.